Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bültenleri çerçevesinde sizlere hatırlatmada bulunmuştuk. Bugün Ana Haber Bülteni'nin konuğu kısa adı. SYKP olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Eş Başkan Yardımcısı daha doğrusu Tülay Hatimoğulları program konuğumuz olacak demiştik. Çünkü 1 Ekim Salı günü Samandağ ilçesinde bir miting hazırlığında. Kim? Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi. Peki mitingin konusu ne? Mitingin konusu ise hem savaşa hayır diyecekler hem de Kel Dağı'nda ABD üssü kuruluyor biliyorsunuz. Söz konusu üsle ilgili çeşitli tartışmalar yaşanmıştı. Onu protesto edecekler. Ve elbette miting konusu içerisinde Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenlerin de anılması, hatırlatılması bekleniyor. İşte bu çerçevede biz konuk ettik bugün Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tülay Hatimoğulları, aynı zamanda Hataylı hemşerilimiz. Bu mitingle ilgili onunla konuşacağız. Sayın Hatimoğulları, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, efendim partiniz aslında yeni bir parti, yeni kuruldu. Kısaca partiden söz edelim mi biraz? Tabii. Türkiye'de var olan siyasal sorunlarla ilgili ve toplumsal meselelerle ilgili birkaç yapının bir araya gelerek aslında bir güç birliği diyebileceğimiz. Birkaç yapı derken? Sosyalist yapılar. Hı hı. Birkaç sosyalist yapı bir araya gelerek Türkiye'de yaşanan süreçlerle ilgili, kapitalizmin geldiği aşamayla ilgili, daha ciddi bir güç birlikteliğiyle, daha örgütlü bir toplumu hedefleyerek bir araya geldik ve böyle bir parti kurduk Türkiye genelinde. Evet. Partimiz henüz kuruluş sürecinde, kuruluş çalışmalarımız şu an devam etmektedir. O zaman 2014 yerel seçimlerinde katılımınız söz konusu değil, doğru mu? Yok, yok, yetişmeyecek. Yani bir de bizim esas hedefimiz bir seçim partisinden ziyade, hı hı, siyasal mücadelemizi bir parti çatısı altında yapmak istiyoruz. Partimizin esas kuruluş hedefi bu. Ama seçimle ilgili partimiz Halkların Demokratik Partisi'nin içinde zaten müttefik olarak yer almaktadır. Ve sanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki yerel seçimde yerel adaylarımızı bu partiden çıkaracağız. Ha, bu konuyla ilgili bir çalışmanız olacak, evet, yerel seçimlerle var, ilgili. Her ne kadar yerel seçimlere yasal olarak giremiyorsunuz da diğer oluşumlarla beraber, evet, bu işi yürütmeyi düşünüyorsunuz. Peki Tülay Hanım... 1 Ekim'de önemli bir mitinge, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaksınız. Sizler düzenliyorsunuz. Başka kurumlar, kuruluşlar var mı bilmiyorum. Onu da sizden alayım. Ana organizasyonu Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak düzenliyoruz, hı-hı, yapıyoruz. Ama gerek Samandağ'da, gerek Antakya ve Hatay'ın değişik yörelerinden demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, bağımsız bireylerin mitingimize ciddi anlamda katkısı olacak. Bu çerçevede çeşitli görüşmelerimiz oldu ve katkılarını esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Evet, peki bu mitingi gerçekleştirmenizin ya da gerçekleştirmeyi planlamanızın nedeni ne? Onu sizden alalım. Evet, şimdi bu mitingi gerçekleştirmemizin ana sebebi Kel Dağı'nda, bizim hemen yanı başımızda Kel Dağı'nda bir radar üssü kurulmuş durumda ve bu radar üssünden en az kendi adıma söyleyeyim, yani ben de hasbelkader birazcık güncel politikayı da takip eden birisi olarak kuruluşunu yeni duydum, kurulduğunu yeni, evet, duydum. Yani oldukça gizli bir biçimde böyle bir çalışma yapılmış, böyle bir kuruluş gerçekleşmiş ve bu başta Hatay olmak üzere Orta Doğu'nun, Türkiye'nin bütün kaderini belirleyecek ciddi bir çalışma, ama bu ciddi çalışma halktan saklanarak yapılmış durumda. Her şey bittikten sonra biz evlerimizden bakıyoruz. Ben Samandağ'da oturuyorum bu arada. Hı hı. Evimin balkonundan baktığımda güzelim Kel Dağı'nın tepesinde bir ışık kalabalığı görüyorum ve o ışık kalabalığı bizleri gözetleyen bir ışık kalabalığı. Evimizde oturduğumuz yerde bizi gözetleyen komşumuz Suriye'yi, Kıbrıs'ı, İran'ı, Irak'ı ve diğer Orta Doğu ülkelerini gözleyen, gözetleyen, hakkında raporlar tutan ve bunu yarın öbür gün savaş malzemesi olarak kullanmak üzere bu bilgileri toplayan bir üs kurulmuş durumda. Bu üste bizler Samandağ'dan neden ses verdik? Çünkü bu üs
Samandağ her ne kadar Keldağ Yayladağ sınırları içinde olsa da Keldağ aynı zamanda hani Samandağ'a hitap eden bir yerdir. Yani kendi sınırlarımız olarak görmekteyiz orayı. O nedenle biz Samandağ'dan bu konuyla ilgili bir ses vermek istedik. Bildiğiniz üzere Türkiye bir ABD ve NATO'nun bir savaş üssü haline gelmiş durumda. Daha geçen gün Patriotlar, Malatya Kürecik üssünde kurulan Patriotlarla ilgili Türkiye'de ciddi bir siyasi gündem oluşmuştu. Ciddi tepkiler oluşmuştu ama bütün bunlara rağmen yine burada, yine sizlerin bildiği üzere Kisecik'te yine bir üs olmasına rağmen ikinci bir üsse ihtiyaç duymuş ve ikinci üssü yine Hatay sınırları içinde kurmuşlar. ABD ve NATO'ya ait üslerden en çok üs güneyde kurulmuş. Bu bizim dikkatimizi çekmektedir. Birisi Adana İncirlik üssüdür. Uzun zamandan beri kurulmuş olan. 2005'te Kisecik'te bir üs kurulmuş durumda ve şimdi burada Yayladağ sınırlarındaki Keldağ'da kuruldu. Yani Türkiye NATO'nun, ABD'nin savaş üsleriyle dolmuş durumda. Bu aynı zamanda Türkiye'yi diğer ülkelere karşı, Orta Doğu ülkelerine karşı da bir düşman ülke konumuna getirmektedir. Mesela bu üsse yapılacak bir saldırı direkt Yayladağ halkını etkileyecek bir saldırıdır. Samandağ halkını, Antakya halkını, Hatay halkını etkileyecek bir saldırıdır. Bütün bunlar hesap edilmeden, halkın can güvenliği, mal güvenliği, barış ve huzur ortamı değerlendirilmeden, hesaba katılmadan bu tür üslerin bu şekil kanunsuzca kurulmasını protesto etmek istiyoruz ve 1 Ekim'deki mitingimizi bu çerçevede gerçekleştirmek istiyoruz. Peki Tülay Hanım, şimdi söz konusu üs Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Keldağ'ında sizin de ifade ettiğiniz gibi kurmaya çalıştığı üsle ilgili hatırlayacaksınız. Basında da yer almıştı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iki milletvekili birisi. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi ikamet ettiğiniz Samandağ'dan seçimlere girmişti Sayın Refik Er Yılmaz milletvekili. Bir diğeri ise Tunceli milletvekili Sayın Kamer Genç. Söz konusu üsse almamışlardı. Ziyaret etmek istemişlerdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri olduğu halde söz konusu üsse almamışlardı. Bu üsle ilgili en azından sizin şu anda elinizde olan bilgiler nedir? Var mıdır ya da onu alabilir miyim sizden? Şimdi ben de basın yoluyla milletvekillerinin gittiğini duyduğumu biliyorum. Bununla ilgili de meclise soru önergesi verildiğini biliyorum. Ama ne yazık ki mecliste bu soru önergesi cevaplanmamış durumda. Yani bu üs kim için kuruldu, ne için kuruldu, nasıl kuruldu, kime hizmet edecek? Orada olan askerler ABD askerleri mi, NATO'ya mı ait, ABD'ye mi ait, Türkiye kendi mi kurdu gibi daha da artırabileceğimiz soruların yanıtları henüz hiçbirimizde yok. Ama şu bilgiyi de aldım, o da ilginç bir bilgi. Hatay İl Genel Meclis üyeleri oradaki bir imara evet demişler. Bu yani bana da enteresan geldi. Şimdi baktığımız zaman eğer bu NATO üssü olacaksa bir kere bunun meclis kararından geçmesi gerekiyor. Meclise de gelmediğine göre burada korsan işler yapılıyor anlamına geliyor bu. Yani meclisin haberi yok, yerel siyasetçilerin haberi yok, toplumun haberi yok. Peki bu hangi hukuka dayanarak kurulmuş? Burada kocaman bir soru işareti var. Bizi de tedirgin eden ne yazık ki bu tarz korsan çalışmalar aynı zamanda ve bunların bizi yöneten güç tarafından yapılıyor olması halkı daha ciddi bir biçimde tedirgin etmektedir. Tülay Hanım, şimdi siz bir savaştan söz ediyorsunuz. Savaşa hayır diyeceğiz. Aynı zamanda Keldağ'daki üsle ilgili de soru işaretlerimizi bu mitingde ortaya koyacağız diyorsunuz. Bir savaş ortamında mıyız? Hangi savaşa hayır diyorsunuz? Ne yazık ki bir savaş ortamındayız. Bunu üzülerek belirtiyorum. Yaklaşık 2011 yılından özür dilerim bu yana Suriye ile, komşu Suriye ile bu sıfır sorun politikası bırakıldığından bugüne kadar burası neredeyse bir savaş eşiğinde. Suriye'ye biliyorsunuz bizim kilometrelerce sınırımız var ama bu sınırlar zaten sizler de bunları çok konu ettiniz, basın da çok yazdı çizdi bunları. Sınırlarımız delik deşik olmuş, kimin girdiği kimin çıktığı belli değil. Bildiğiniz savaşan militer güçler babalarının çiftliği gibi buraları kullanmaktadırlar. Suriye'ye gidiyor, operasyon yapıyor, geri Türkiye'ye geliyor. Burada bazı işler kim oldu. Kim kullanıyor Tülay Hanım? Bunu ağırlıklı olarak El-Kaide ve El-Nusra diyebileceğimiz örgütler kullanmaktadır. Ve Türkiye ne yazık ki bu örgütlere
Yani çanak tuttu, destek oldu, maddi manevi destek oldu, sınırları açarak en büyük desteği sağladı. Ve zaten basına da sızan bilgilerdir benim şimdi söyleyeceğim. Aynı zamanda yani TSE amblemli silahlar dahi yakalanmış durumda, yani o El-Kaide militanlarında ve Nusra militanlarında. Şimdi hal böyleyken biz bir savaş atmosferindeyiz. Dün Reyhanlı'da yaşadığımız patlama, ölen vatandaşlarımız, insanlarımız, ne bileyim işte cilve gözünde sürekli patlamaların olması ve orada insanların ölmesi aslında bizi de direkt bu savaşın içine katmış durumdadır. Bizim karşı çıktığımız savaş tek başına sınırlarımızı etkileyecek olan savaş da değil. Tabii ki Hatay bir sınır şehri olarak huzuru tamamen kaçmıştır. Tabii ki buranın güvenliği tamamen tehdit altındadır Hatay'ın, Hatay insanının. Ama aynı zamanda biz komşumuzun da ölmesini istemiyoruz. Sonuçta bu savaş gerçekten halkların savaşı olmadığını düşünüyoruz. Sermayedar güçler, emperyalist güçlerin savaşı olduğunu düşündüğümüz için buna Türkiye'nin de ortak olmasına biz akıl erdiremiyoruz. Hatta son zamanlarda sizlerin de takip ettiği üzere özellikle bu G20 toplantısından sonra Orta Doğu'daki savaş veya Suriye'ye sıcak müdahale atmosferi düşmesine rağmen ne yazık ki Türkiye'de AKP hükümeti ısrarlı bir şekilde savaşı tırmandırmaya dönük hamleler yapıyor ve neredeyse savaş kararından ABD vazgeçtiği için en ciddi üzülen ülke ve aleyhte çalışma yapan ülke şu an Türkiye konumunda. Niye böyle düşünüyorsunuz? Yani sizi bu şekilde düşündüren etkenler ne oldu? Bizi bu şekilde düşündüren etken bugün ülkenin başbakanının açık tutumudur. AKP'nin uyguladığı Suriye siyasetindeki ısrarıdır. Türkiye diğer ülkelerdeki gelişmelere ve diğer ülkelerin diplomasideki gücüne, yeteneklerine de bakmaksızın. Bana göre oldukça kaba saba da yapıyor bunu. Başarısız bir diplomasi de uyguluyor aynı zamanda. Bunlara bakmaksızın biraz da kendi inancı gereği, biraz bu işi de bir inançlar savaşına da dönüştürme isteği, yani daha da açık ifade edecek olursak bir Alevi-Sünni savaşına dönüştürme isteği görmekteyiz hükümette. Ama biz savaş sanki istemiyoruz bununla diyor. İlgili özel bir çaba harcamak Sayın kalır. Başbakan biz savaş istemiyoruz diyor. Samimi gelmiyor mu size bu söylemi? Hayır, gelmiyor. Savaş istemeyen bir başbakan bir kere sınırları düzenli bir şekilde korur. Sınır giriş çıkışlarını engeller. Nusra'ya, El-Nusra'ya ve El-Kaide'ye bu kadar açıktan destek vermez. Verdiği destekler benim tek başına burada ifade etmem bir iddia değildir. Açık, bu belgelenmiş olan destekler söz konusu. Dolayısıyla bu sözlerin ben gerçekten samimi görmüyorum ve yarın bizim yine miting konularımızdan birisi 4 Ekim'de meclise bir tezkere gelecek. Evet. Ve bu tezkere bir savaş tezkeresi, yani bir yetki istenmektedir. Sonuçta bizim aynı zamanda bu mitingteki en büyük taleplerimizden birisi 4 Ekim'deki tezkerenin milletvekilleri tarafından büyük bir sorumluluk duyularak bu halkın savaş istemediğine dair halkın sesini duyarak bunu reddetmelerini talep ediyoruz. Evet. Peki Türey Hanım, eğer siz mecliste olsaydınız elbette Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak eminim ki bu tezkere hayır diyecektiniz. Şimdi sizin bu demeçlerinizden bunu anlayabiliyorum ve diğer partilerden de, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden, BDP'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama sayısal çoğunluğu AKP'nin var biliyorsunuz. Ben aynı zamanda vicdan sahibi olan veya vicdanının sesini dinlemesi gerektiğine bu saatten sonra da kanaat getiren AKP'li milletvekillerine de aynı çağrıyı yapıyorum. Evet. Peki Türay Hanım, son olarak 1 Ekim günü, Salı günü Samandağ'da saat 16.00'da bildiğim kadarıyla savaşa hayır arttı. Savaşa hayır derken zaten işte Cuma günü, yani önümüzdeki Cuma günü meclise gelmesi beklenen tezkereyle ilgili bir miting konusu bir tanesi bu. İkinci konusu ise Keldağ'daki üsle ilgili. Mitingle ilgili bize bilgi verir misiniz? Yani şu saatte falan yerde şudur budur şeklinde. Tabii o bilgiye geçmeden önce bir iki noktayı da tamamlamak isterim. Biz aynı zamanda bu mitingde Gezi direnişlerinde şehit düşen 3 Hataylı kardeşimiz başta olmak üzere bütün Gezi direnişçilerini anmayı anacağız. Aynı zamanda Hatay'da 13 tane Gezi tutsağımız var. Onlar başta olmak üzere bütün Gezi tutsakları ve düşüncelerinden dolayı tutsak olan
insanlarla da dayanışmayı hedefliyoruz bu mitingimizde. Hı hı. Mitingimiz 1 Ekim Salı günü Samandağ'da 75. Yıl Parkı'nda gerçekleşecek. Mitingimize aynı zamanda eş genel başkanlarımız Profesör Doktor Sayın Necla Kurul ve Sayın Tuncay Yılmaz katılacaklar. Aynı zamanda sanatçılarımız Pınar Sağ, şu an Aydınlar soyadını kullanıyor, özellikle onu belirtmemizi istiyor. Pınar Sağ, diğer adıyla Aydınlar, aynı zamanda yerel sanatçımız Nihat Çay mitingimize destek olacaklar. Buradan tüm Hatay halkına, savaş karşıtı duyarlılık göstermek isteyen tüm dostlarımızı davet etmek istiyorum. Evet, peki Tülay Hanım, çok teşekkür ediyoruz ana haber bültenimize konuk olduğunuz için. Söz konusu mitinge de umarım ki beklediğiniz katılımı sağlarsınız diye temenni ediyoruz burada. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bize bu olanağı verdiğiniz için hem HRT hem Ali Yolcu olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum Tülay Hanım. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimize kısa adı, az önce de ifade etmiştim, SYKP olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi eş genel başkan yardımcılarından Sayın Tülay Hatimoğulları, aynı zamanda Hataylıdır Sayın Tülay Hatimoğulları, onu konuk ettik ve 1 Ekim saat 16.00'da Samandağ'da 75. Yıl Parkı'nda gerçekleştirilecek olan mitingle ilgili bize kısa bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ettik ve uğurladık. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'da ben Ali Yolcu yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.